sai ma caro che ore li sei là fuori a bambore tamo no ho fatto la dieta no çok iyi olması gerekiyor o zaman değil mi? Saç aklı evet. Olması falan böyle. Davranır. Bunu gören herkes yapar der ama. Herkes yapar. İşte orada şöyle sürdüğünde bakıyor. Ben fırçamda ne var? Buraya getireceğim miktar tamam mı? Şimdi birkaç tane daha değişik, küçük, daha büyük fırça bulabilirseniz bana iyi olur. Bu fırçalar uygun değil yani. Sen bir köylü çocuk. Öyle küt biraz bulunacak. Var, bildiği bir teknik, geçmişinde deneyimi var. Buna rağmen nasıl ağır çalışıyor? Yani o kadar da kolay değil. İçin getirmedik bu çalışmayı. Yani başka şey için getirmiştim. Fırçalara bir bakın isterseniz. Ama hayır, belki yani ilgi alanım değil diyeceksin. Belki ya, ben de yeni başlıyorum. Kedi, kedi dedi değil mi ama? Kedi dedi mi? Yok kedi dedi değil ama. Değil ama bu çok güzel yapar o işi. Şu da öyle. Parlak bir göz oldu. Hiç ağlamamış.
içini büyüyünce silgiyle silinebiliyor. Kurumadığı sürece, yani kuruyana kadar ilk başta siliniyor işte bu. Bildiğimiz silgiyle, hamurla. Tuvalden silinmez mesela, değil mi? Bezden silinmez. Ortasına değersek bozulur işte, değil mi? Yok, bozulmaz. Bozulmaz mı? Değil. Neden bozulmaz? Kağıt çekmiştir. He. Yeteri kadar beklemek gerekir işte oraya varabilmek için. Gel geç karşıya. Sen de gel bir tarafa. Ya da diğer sınıfa git. Sınıftan gel. Sınıftan daha kolay gelirsin. O silgi de kirlenmiş ama. Kirlensin daha iyi. Kirlendikçe güzelleşiyor silgiler. Biraz şeyle alakalı, kağıtla alakalı. Tabii kağıt. Pasaportu biraz şey emmiyor. Benim oğlum yeni gelip ben Yağlı ya. Onun özelliği bu işte. Verelim şövalye. Artık şey yaptık ya. Boşluğu var. Yansımış yapıştırdık. Yapıştırmasaydı söyledim ben aslında da. Tabii oturamıyorsunuz. Yani şöyle de oldu mu? Şey, dik olması. Bu Türkiye'de bilinen bir teknik ama Türkiye'de kullanılmayan bir teknik. Çok uğraşıldığı için istenmiyor acaba? Yok. Şimdi alışılmışın dışına çıkmak istemiyor. Yani. Alıştığımız bir teknikler var. Mesela biliyor. Kolay geliyor. Bildiği bir teknik var. Yani çok iyi biliyor. O tekniği değiştirmek istemiyor. Bizi biz yapan alışkanlıklarımız. Yani alışkanlıklarımızı terk etmek istemeyiz. Onun için yeni şeyleri denemek bize şey gelir. Yani rutini değiştirmek istemeyiz. Gerçekten çok güzel. Çok keyifle bakıyor. Bir göz. Ama
gözün ifadesi çok önemli. Onu verebilmek işte bütün olay. Şu an çok merakla bakan bir göze benziyor. Çok kolay gibi gözüküyoruz ama en zordur. Kabiliyet işte. Bu arada isterseniz bizim felsefemizi de anlatayım. Yeri gelmişken. Maşallah hocam, maşallah. Sen iyi taktın maşallah, ben de diyeyim. Yeteneksiz insan yoktur. Gerçekten öbür sınıftan... Yeteneğini ortaya koyamamış, ortam bulamamış ya da yanlış yönlendirilmiş insan vardır. Yani tüm insanlar yeteneklidir aslında. Tüm insanlar her konuda mı yeteneklidir sizce? Her konuda. Yapamam diye bir şey yok işte. Her konuda yetenekli yani. İnsanoğlu özel yaratılmış. Makine yağı gerek. Çekti ya bu. Evet doğru, makine yağı olsa. De yağımız var ama ismi. Silah yağı ya. Bende vardı aslında öyle. Direkt soyadınız ya. Boşer. Neden makine yağı şu şey için mi? Yumuşatıyor biraz daha ya. Amca. Değil mi? Yumuşatıyor. Bu sertleşiyor. Mesela daha çekmeyen kaba koysa. Sende yağ var ama vereyim mi? Boya kabımızı değiştirelim. Şey yok mu? Cam ya da palet. Bu ne yağı ki acaba? Bir kase gibi bir şey yok. Evet, şey gibi. Bir şey yok. Kapak gibi bir şey. Kapak gibi bir şey. Ne olur bizi siz saymayın. Şurada yağım var benim. Ben gitmek zorundayım. Kullanır mısın? Önce sen sizden özür dileyim. Kolay gelsin. Senin işin var. Evet. Şöyle geçelim. Bu boyaları sileyim mi orada? Çıkacağım. Karıştırmayalım. Sen de geçeceğiz seninle. Sen git gel. Sen döndüğünde ben oraya gelirim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Arada bir durdurabilirsin. Belgesel ödülü alacağım Oscar'ı. Fırçalara da baksaydınız İsmet Bey. Şu iki fırçaya. Onlar şey. Eski değil mi? Ben bugün hazırladım, getiremedim. Ama bunu görmedim diye. Plastik. Yok gördüm. Gerçek kıl fırça değil.
Buradan mı aldınız? Bunu Pebeo'nun ama iyi diye aldık. Kedileri. Markası var mı? Bunlar. Burada var mı bu markalar? Ben bunu daha çok seviyormuşum. Bu marka. Bunu fazla hoşlaşmadım. Pebeo'nun ya normal. Aa, bilmiyorum ben de fırçaların şeylerini. İzmir'e gideceğim. İzmir'den fırça alacağım. Öğrenin bir resmi de. Espri bu ya. Değil mi? İşin esprisi bu işte. Evet. Tonlamayı o hız ve şey yapıyor. Fırçanın üzerindeki boya kalıntısı yapıyor. Fırçanın yoku. Fırçanın yoku evet. Ya bu şeyde Anadolu'da hamur yoğururken de derlerdi. Hamurun teknenin yokuyla yaptık. Hani böyle toparlarlar ya tekneyi. O ekmek teknenin yoku. Ha. Yoku derlerdi. Boş ver soru yapalım. Nasılsa bekliyorlar resimler. Yani biz o kadar zaten profesyonel değiliz. Buraya gelseydiniz. Stres atmaya geliyoruz. Niye öyle? Yok ama ben... Şimdi siz öyle dediğiniz zaman kendinizi bir adım geriye atıyorsunuz. Evet. Ben öğrenmek amaçlı. Hatta bir kilometre gibi. Ben öğrenmek amaçlı. Ha, öyle deyiniz. Öyle deyiniz zaten ama öğrenemiyor bir yazık zaten ki. Zaten rahatlamak için yaptım. Ne yazık ki öyle değil o fazla. Değil. Öğrenmek için zaten geliyor. Kağıt olması lazım. Yani resim. Evet, buradan neden? Yansıyor, yok bundan ne oluyor falan. Şeyin, fotoğrafın mı? Ha. Şey yapalım mı? Çıkıyor burada, fotokopiyi de var. Anne, flash diskte şey atıp içeriden yazıdan çıktı olabiliriz ya. Flash var mı? flash var mı? Var. Bu resmi flash'a atalım. Ben İçeriden çıkartıverelim. Evet, böyle bu ekrandan bakmak gerçekten zor. Tamam. Flaşınızı yani, alabilir miyim ben? Ben de geldi, o geldi aklıma. Hani şunu bir kapatayım. Flaş var ya. Bende de vardı. Tamam, varmış.